Alman kurdu mu oldu? Dediğiniz gibi bugün sokak hayvanları günü ve biz de Cihangir'deyiz. Cihangir kedisiyle meşhur ve burada gerçekten hayvanlara karşı duyarlı insanların bolca var olduğu bir semt. Ve Cihangir kedisi zaten tarihe ismini buradan yazdırmış. Biz de bu anlamlı günde buradayız. Uzun zamandır burada iyi bir çalışmamız vardı. Hem kedilere hem köpeklere yönelik. Ama belediyemizin yaptığı bu çalışmanın ardında, arkasında sivil toplum olarak çok güçlü bir ekip var. Duyarlı insanlar var. Belki de buradan hep birlikte dünyaya, bütün insanlığa bir şey haykırıyoruz. Bencil olmamamız gerekiyor. Bu kainatın bir parçasıyız. Havasına, suyuna, toprağına sahip çıkmamız gerektiği kadar hayvanlar canlı, onlar hayatımızın içerisinde var. Ekolojik dengenin içerisinde kıymetliler. Onları en azından zihnimizde sahiplenmeliyiz. Mümkünse gerçekten sahiplenmeliyiz. Bu dünya bizim. Güzel de bir mesaj var. Ben öncelikle bu duyarlılığın önderlerine, sivil toplum hareketine teşekkür ediyorum. Ve mesajımızı da hep birlikte bütün Türkiye'ye buradan vermiş oluyoruz. Sahiplen diyoruz. Çok tatlı değil mi ama ya? Allah bolik, sen ne şu patlıyorsun? Çok çok güzel ya, maşallah vallahi bak. Şu masumluğa bakar mısın abisi ya? Böyle bir şey var mı ya? Ya ülkemizde gerçekten hem kedi hem köpek, yani 600 milyon diyoruz ama bence daha fazla onlar gerçekten. Yani her geçen gün daha çok artıyor. Çünkü bilinçsizce satın alınmalar, pet shoplardan satın alınmalar sonucunda ve en fazla şöyle bebeklik hallerini sevdiğimiz için heveslenip böyle birden böyle bir gaza gelip alıyoruz. Sonra büyüdükleri zaman sokağa bırakıyoruz. Bu yüzden de Türkiye genelinde 600 milyon gibi bir rakam oluyor. Dünya genelinde pardon. Vallahi Türkiye'de de herhalde insandan çok köpek vardır diye düşünüyorum. Sayısı bilinmiyor, doğru diyorsun. Ben inanılmaz bir hayvan severim. Hani benim zaten 2 tane köpeğim var. Artı sokakta 15 tane köpeğe bakıyorum. Sokak dedim, benim bahçemin önünde. Harika. Benim sokak köpeklerim 15 tane. Onlara bakıyorum. Ve 20'ye yakında bir kedim var. Onlara da sahiplenmiş oldun yani. Aynen, 20'ye yakında bir kedim var. Bayağı ev kirası gidiyor onlara. Biz ne zaman böyle bir millet olduk, ben çok üzülüyorum gerçekten. Biz ki merhametli bir milletiz baktığımızda. Evet. Hani her şey o kadar merhametli bir insandık ki biz. Ne ara bu kadar bilinçsizleştik, ne ara bu kadar gaddar olduk. Çok üzülüyoruz. Yani şu güzellikle nasıl bir kötülük arayabilirsiniz? Yani onu anlatmaya çalışıyorum insanlara. Hani zaten herkes, ya bir tane değil, bir aile sadece bir köpek sahiplense de bir tanesine bakılsa, sokakta gerçekten sokak köpeği kalmayacak ve evet. Onların hepsi artık bizim, zaten bizimle yaşıyorlar. Şefkatimize, sevgimizle onlardan eksik etmemiş olacağız ve daha güzel bir dünya bırakmış olacağız çocuklarımıza, genç çocuklara, gençlerimize. Çünkü bizden ne görüyorlarsa onu yapıyorlar. Şimdi biz onlara, bunlara kötü davrandığımız sürece onlar da bizden görüp öyle davranacaklar. Yani burada işler ebeveynlerde bitiyor. Ebeveynlerimiz daha bilinçli olursa İnanılmaz güzel sonuçlar doğru diye düşünüyorum. Yani mesajımız zaten hani satın alma, sahiplen. Çünkü birçok köpek bırakılıyor, terk ediliyor ve barınaklarda gerçekten çok köpek ve çok fazla kedi var. Ve onları artık hani pet shoplardan satın almak yerine sahiplenilmesini gerçekten ben öneriyorum. Çünkü inanılmaz tatlılar, inanılmaz güzeller. Yani bir köpek sahiplenmenin ne demek olduğunu ben bundan bir ay önce öğrendim. Gerçekten çok güzel.
Daha çok bunu genelde cins köpek istedikleri için oluyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Ya da daha da de düşünülebilir. Hani barınaktan aldığımız zaman hani huyu, travma öyle şeyler olabilir. Ama yani gerçekten barınaktan aldığınız köpekler, barınaktan aldığınız kediler bir barınaktan çıkıp evinize geldiği zaman size gerçekten nasıl teşekkür edeceklerini çok iyi biliyorlar. Ben daha çok hani cins köpek istedikleri için pet shoplardan satın aldıklarını düşünüyorum. Ama barınaklarda da artık o kadar çok cins köpek var ki. Bir gidip baksınlar, görsünler onların tatlılığını ve güzelliğini ve ondan sonra sahipleneceklerine eminim. Yani bu ben bilmiyorum. Benim köpeğim de benim tahminimce evde büyütülmüş, sonra sokağa terk edilmiş bir köpek. Yani işte bu hediye vermek, yani bir köpek bakmak evet zor, çok ciddi bir sorumluluk istiyor. Eğer gerçekten buna kararlıysanız, bu sorumluluğu almak istiyorsanız o zaman bir köpek alın. O zaman bir köpek sahiplenin diyorum ben. Ama işte öyle olduğu zaman pet shoplardan alıyorlar, ondan sonra bakamıyorlar çünkü bu sorumluluğu kaldıramadıkları için. Sonra da onları bırakıyorlar, onlar barınaklara düşüyor. Çok zor yani gerçekten hani durumları. O barınaklarda belli bir süre kalabiliyorlar. Bir noktadan sonra başka şeyler oluyor. O yüzden ben herkese satın alma, sahiplen diyorum.